Merhabalar Ozan Bey. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben kısaca kendimi tanıtayım, ardından sizi tanıyalım isterseniz. Ben Emirhan Onursal, İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Sinosa dergisinde STK köşesi yazarlığı yapıyorum. Dilerseniz sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben de davetiniz için kendi adıma ve vaktimiz adına teşekkür ederim. Ben aşağı yukarı 7 yıldır Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda çalışıyorum koordinatör olarak. Antropoloğum. Yakın zamanda tarih eğitimimi bitirdim. Şu anda da vakfımızda hem somut hem somut olmayan kültür varlıkları, kültürel miras üzerine çeşitli projelerin idaresiyle uğraşıyorum. Çok güzel. Bu ay dergide yeni sayımızın temasını öz olarak belirledik. Öz kelimesi ise beni biraz derinlere götürdü aslında. Bu derinlikte ise özleri yaşatan ve farklı kültürlerinde var olduğunu göstermek için çalışan bir STK ile röportaj yapmanın çok keyifli. Aynı zamanda da bilgilendirici olacağını düşündüm. Bu doğrultuda bize Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın kuruluşundan ve amaçlarından bahseder misiniz? Tabii ki Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı 2003 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Kurucuları arasında, bu işe kalkışanlar arasında hem iş insanları hem bilim insanları var. Bilim insanları, akademisyenler arasındaki ağırlık da aslında daha çok arkeologlar, tarihçiler, sanat tarihçileri, mimarlar ve turizmciler ağır basıyor. Kuruluş amacı ülkemizdeki ya da ülkemizin dışındaki ama hangisi olursa olsun tüm insanlığa ait olduğunu ileri sürdüğümüz, varsaydığımız her türlü kültür mirasının, kültür varlığının yalnızca bu konuyla ilgili ulusal ya da uluslararası kuruluşlar tarafından değil, doğrudan bizzat toplum tarafından tanınması, içeriğinin, tarihinin, öneminin doğru bir şekilde bilinmesi ve el birliğiyle korunması, yaşatılması amacıyla kurulmuş bir vakıf. Bu çerçevede de bugüne kadar çeşitli projeler gerçekleştirilmiş. Malum hem kültür hem de kültürel miras çok geniş bir kavram. Biz bunu elden geldiğince en azından somut ve somut olmayanlar diye ikiye ayırabiliriz. Vakfın yaptığı çalışmalarda da yine bu kültür varlıklarının her iki yönüyle de ilgili çalışmalar var. Örneğin somut kültür mirasından söz edersek, işte kamusal alandaki İstanbul'da çeşitli heykellerin restorasyon ve konservasyonu gibi projeler yürütüldü. Bunlar içerisindeki ilk akla gelen de İMÇ'deki Cumhuriyet dönemi sanat eserlerinin restorasyonuydu. Beyoğlu'nda, Gümüşsuyu'nda bazı heykellerin temizlik ve konservasyon çalışmaları daha önce yapıldı. Bununla beraber bazı envanter ve arşivleme çalışmaları da yürüttü vakıf. Bunlar içerisinde bazı projelerimizin kendi internet siteleri de var zaten vakfın mevcut ana sitesinin dışında. İşte bunlardan biri de Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi. Bu 2007-2009 yılları arasında yürütülmüş. Anadolu Selçukluları döneminde işte Anadolu topraklarında inşa edilmiş, kimi tümüyle, kimi kısmen günümüze ulaşmış, kimi de kayıtlarda var ama herhangi bir sebeple yok olmuş yapıların mimari ve sanatsal özelliklerini içeren bir veri tabanı bu proje bunu oluşturmak için üretilmiş. Bununla ilgili neredeyse 1000'e yakın belirlenmiş veri data var içinde bunun. Bir yapı var yani işte bir kervansaray, han, hamam, çeşme, cami gibi. Bu tür somut kültür mirası üzerine yapılmış çalışmaları var vakfımızın. Bunlar bu tür envanter ve koruma çalışmaları dışında biraz daha özgün sayılabilecek bir projede 2004-2012 yılları arasında Perge Ören yerinde yürütülmüş. Perge'de bir sütunda sendik adlı bir tarafı bağış kampanyası, diğer tarafı da toplanan o bağışlarla antik kentteki agora, hamam ve
sütunlu cadde üzerindeki devrik halde bulunan, devrik ve dağınık halde bulunan sütunların bir araya getirilmesi, restore edilmeleri, işte kaidelerinin üretimi ve yeniden o işte yüzlerce yıl önceki ihtişamlı görünümle geri kazandırılmaları. O proje vakfımızın da kurucuları arasında olan 2 sene önce kaybettik yanlış hatırlamıyorsam Haluk hocamız Haluk Abbasoğlu Perge Ören Yeri'nin kazı başkanıyken onun girişimiyle hayata geçirilmiş bir projeydi. O 2012 yılında sona erdi. Şimdi gelecek yıl yani bu 2022 planlarımız arasında Perge'de başka benzer çalışmalar planlıyoruz kazı başkanlığıyla birlikte. Artık bildiğim kadarıyla böyle bir araya getirilecek sütun pek kalmadı ama tabii kentte yapılacak çok şey var. Oradaki Güney Hamamı civarında, Güney Hamamı etrafında olması gereken bazı heykeller varmış. Onlar şu anda Antalya Müzesi'nde yeni bir projelendirme yaparak belki işte onların birer replikasını üreterek o hamam bölgesini orijinal haline, ilk zamanki haline kısmen de olsa bir görünümüne kavuşturmak gibi bir çalışmamız var. Bakalım onu planlayıp ilan ettiğimizde kamuoyuyla paylaşacağız. Evet, çok güzel gerçekten. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi gerçekleştirmiş olduğunuz birçok projeniz mevcut. Benim ise Kültür Karıncaları projesi özellikle ilgimi çekti. Bunun sebebi de projenin ekibinin içerisinde psikologların da yer almasını görmem oldu. Bize biraz hem bu projeden hem de geçmişte, gelecekte gerçekleştireceğiniz projelerden biraz bahseder misiniz? Tabii Kültür Karıncaları projesi aslında vakfın bu saydığım ya da daha henüz bahsetmediğim diğer projeler arasında biraz göz bebeği diyeceğimiz bir proje. Çünkü bu vakfın kuruluşuna da vesile olmuş bir proje Kültür Karıncaları. Yine vakfın hem kurucularının ilgi alanları ve nitelikleri hem de vakfın varoluş amaçlarına uygun bir şekilde bu sefer çocuklara odaklanarak 11-14 yaş aralığındaki devlet okullarında okuyan çocuklara hedef grup olarak belirleyerek onlarla yani onları kültür karıncası olarak tanımlayarak onlar da belli periyotlarda kent içinde doğrudan sahaya çıkarak kültür gezileri düzenliyoruz. Onlarla çeşitli rotaları takip ediyoruz bir eğitim yılı içerisinde. İşte bunlardan örnek vermem gerekirse işte beraber Galata Kulesi'ne çıkıp çevresini geziyoruz. Sultanahmet Meydanı'nı geziyoruz. Arkeoloji müzelerine gidiyoruz. Ya da çocukların yaşadıkları kendi mahallenin sokaklarını dolaşıyoruz. Buradaki amacımız hangisini ziyaret edersek, gezersek gezelim, onlara söz konusu yapı, mekan ya da dönemle ilgili böyle çok teknik, spesifik bilgiler vermekten ziyade onlarla beraber İstanbul'un farklı yerlerinde tarihinin farklı dönemlerine birlikte bakabilmek. Ve işte ister bu Galata Kulesi olsun, ister Sultanahmet'teki dikili taş, isterseniz müzenin içerisindeki bir obje. Bak bu senden asırlar önceki İstanbullular tarafından yapıldı ve buraya kondu. Aradan yüzyıllar geçti, devletler yıkıldı, yeni devletler kuruldu. Ama bu eserler hala burada. Çünkü bunlar ona ya da buna ait değil, bunlar bütün İstanbul'a, hepimize ait. Dolayısıyla da bu bugüne kadar geldiyse artık bunu korumakla ve senden sonrakilere aktarmakla mükellef olan sensin mesajını vermeye çalışıyoruz onlara. Benim açıkçası psikoloji, psikiyatri ya da pedagoji konusunda bir tecrübem yok. Fakat projenin planlanışından itibaren yani en başından beri dediğiniz gibi var olan işin böyle önemli bir boyutu var. Bunda da ben başında bir gezi dedim ama biz bunu çocuklarla yalnızca böyle sabah çıkıp akşam birbirimizden ayrıldığımız bir kültür gezisi gibi düzenlemiyoruz. Günün ilk yarısında yani 3-4 saatliğine bir alanı gezdikten sonra ikinci yarısında o gündüz gördüğümüz, gezdiğimiz yerlerle ilgili onlar hep beraber bir pekiştirme çalışması yapıyorlar. İşte bunların içerisinde afişler, kolajlar,
yaratıcı drama çalışmaları ya da eğer çok böyle tartışmaya açık, iyi kötü örnekleri gördüysek, örneğin bulundukları, yaşadıkları yerin belediye başkanına kültür mirası ile ilgili dilekçeler yazıyorlar. Ve biz çocuklarla bu buluşmalarımızı öyle sadece hani günübirlik bir çalışmadan ibaret değil, işte ben işin biraz psikolojiyi ilgilendiren, pedagojiyi ilgilendiren kısmı burada sanıyorum. Onlarla 3 ila 4 hafta aralığında bir eğitim yılı içerisinde periyodik olarak buluşuyoruz. Benim proje metninden, işte kuruluş dönemindeki altyapısından okuduğum kadarıyla burada çocuğun ilk buluşmayla ikinci, daha sonra diğer buluşmalar arasında ona sahada eşlik eden rehberleri, gönüllü abilerini, ablalarını ve en önemlisi de İstanbul'la ilgili gezdiği yerleri hem tanıması hem bir miktar unutması, daha sonra onu yeniden özlemesi, o bir sonraki buluşmayı beklemesinin birçok anladığım kadarıyla gelişimsel önemi ve anlamı var. Onun için biz her eğitim yılının başında hangi okulda çalışırsak çalışalım, işte ilgili il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvururken bütün bu gerekçeleri sıralıyoruz. Takvimimizi ona göre ayarlıyoruz. Yani bu salgına kadar bu buluşmaları biz sadece hafta sonları yapıyorduk. Şimdi maalesef online'a geçtik. O takvimi planlarken yani bizim arka arkaya 2 ya da 3 tane cumartesi günümüz müsait diye kesinlikle o günlere bunu yerleştirmiyoruz. Dolayısıyla projenin aslında bu tür ayaklarının yere sağlam bastığı ciddi bir altyapısı var. Yine belki sizin alanınızla ilgili olabilecek bir şey, çocuklarla bütün bu buluşmalardan önce ve sonra birer ön ve son test yapıyoruz. Onlara genellikle aynı soruları soruyoruz. Yaşadıkları yerle ilgili, İstanbul'la ilgili ve kültür mirası ile ilgili. Dolayısıyla burada da ilk başlangıçta durum neydi? Yaptığımız bütün bu çalışmaların sonunda durum ne? Yani hedeflediğimiz değişime bir miktar da olsa sağlayabildik mi? Burada da çocukları sadece yani bir sınava tabi tutmuyoruz. Aslında orada esas yapmak istediğimiz sen artık görüşleri sorulacak, görüşleri önemsenecek bizim tarafımızdan hatta doğrudan bizim sahada sana anlattıklarımızı, sana nasıl davrandığımızı gözlemleyip bizi değerlendirip raporlayacak bir yurttaşsın mesajı vermeye çalışıyoruz. Yani orada önemli olan bizim için onlara 5 soru sorduk, 4'ünü 3'ünü doldurdular, yanlış yazdılar, doğru yazdılar değil. O sorumluluğu ve bilinci edinmeleri. Dolayısıyla da projemizi işte 18 yıldır kuruluşumuzdan beri hiç ara vermedik. Her yıl devam ediyoruz. Artık bazı kısımlarında bazı güncellemeler yapılması gerekiyor. Onun için de şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel gerçekten. Özellikle hani çocukları böyle teknik bilgilerle boğmak yerine onların da ilgisini çekecek şekilde anlatmak ve bu bilinci geliştirmek çok hoşuma gitti benim de. Diğer bir Evet, sağ sorum olun. ise vakfınızın tarih, arkeoloji ve sanat gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirmiş olduğu seminerler mevcut. Bize bu seminerler hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu seminerler nedir ve kimler katılabilir? Seminerlerimiz aslında herkese açık. Biz bunların önemli bir kısmını ücretli olarak düzenliyoruz. Bir kısmını da Pazartesi konferansları adı altında ücretsiz düzenliyoruz. Bunun ücretli olmasının sebebi aslında bu bahsettiğim kültür karıncaları, perge ya da diğer projelerimize bir gelir sağlayabilmek. Ama bunları her dönem, her yıl elimizden geldiğince mümkün olduğunca uygun diyebileceğim şekilde fiyatlandırmaya çalışıyoruz. Seminerlerimizi profesyonel turizm rehberleri de veriyor. Alanında uzman kişiler ve en önemlisi tabii ki akademisyenler veriyor. Biz bunları eskiden beri 2 periyotta açıyoruz. Biri gündüz periyodumuz, biri de akşam periyodu. Burada da biraz çalışanları, serbest çalışanları, emeklileri, öğrencileri yani olabildiğince geniş bir çevreyi gözeterek herkese birer alternatif sunmaya çalışıyoruz. Biz bu salgına kadar seminerlerimizi vakfımızın Balmucu'daki bir 35 kişilik salonumuz var. Orada düzenliyorduk.
Tabii her şeyde olduğu gibi işte onlar, bu seminerlerde şimdi çevrimiçi oldu. Konuları elimizden geldiğince çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Çok ilgi gören konular bazen birbirini takip eden 2-3 yıl boyunca defaten açılabiliyor. Ama ağırlığımız genelde sosyal bilimler. Tarih, yani tarih odaklıyız. Tarihin alt dalları üzerine aylar süren seminerlerimiz olabiliyor. İşte sanat tarihi gibi, dinler tarihi gibi, uygarlık tarihi gibi. Bunun dışında işte antropoloji seminerlerimiz var. Biraz daha işte mitoloji, gastronomi ya da çağdaş sanat üzerine seminerlerimiz var. Ama daha hala aklımızda olan, biraz takvime sığdıramadığımız, hep gelecek yıla ertelediğimiz başka konular da var. Umarım bunları gelecek yıl açacağız. Bunlardan aslında bir tanesi de psikoloji. Bildiğim kadarıyla şöyle vakfın arşivini de taradığımda bu alanda pek bir seminer görmedim bugüne kadar. Ben buradayken de açılmadı. Psikoloji, mimarlık, gökbilimi gibi aslında çok henüz bizim vaktimizde en azından işlenmemiş konular var. Bakalım, umarım bunlara da gelecek yıl, hani mevcut olan antropolojiye, tarihe devam etmekle beraber öyle yeni serilerde yapmayı planlıyoruz. Gerçekten böyle değerli bir STK'da psikoloji alanında çalışmalar görmek de hem beni hem psikoloji alanındaki öğrencileri umarım çok heyecanlandıracaktır. Sağ olun. Bahsettiğiniz projelerde çalışan ekipler kimlerden oluşuyor ve bu ekiplere dahil olmak isteyen gönüllüler nasıl bir yol izlemeli? Bizim özellikle Kültür Karıncaları projemizde yoğun bir gönüllü emeği var. Çünkü bu az önce söylediğim gibi sahaya çıkan çocuk, yani karınca grubunda biz normalde 60 ila 80 çocukla çalışıyoruz. Veliler, okullar, Milli Eğitim'den gerekli izinleri aldığımız takdirde. Sahada bu çocukları 20'şer kişilik 4 gruba ayırıyoruz. 3 ya da 4 gruba ayırıyoruz. Bunların her birinin başında birer rehber oluyor. Bunlar da gönüllü. Ya vakfımızın mütevellisi ya da işte kültür dostumuz dediğimiz vakfımızın yakını olan rehberler. Onlar anlatıyor, fakat sahada çocukların güvenliğinin sağlanması, onların rahatının ve konforunun sağlanması, çocukların böyle sürekli rehbere soramadıkları ya da ulaşamayacakları aşamalarda onlara hem yardımcı olacak, hem merak ettikleri şeylerde bilgi verecek, hem de birazcık aslında rol model olacak olmasını arzu ettiğimiz bir gönüllü grubumuz var. Gönüllülerimiz bizim doğrudan vakfımıza başvuruda bulunabiliyorlar maille veya web sitemizden. Bu projeye katılmadan önce çok fazla detaylı olmayan, proje hakkında, vakıf hakkında, çocuklarla iletişim hakkında asgari düzeyde bir eğitimden geçiyorlar. Ondan sonra da herkesin mümkün olduğunca uzmanlık alanına göre ve tabii ki bu gönüllülük boş zamanlarına, bizim proje takvimimize uygun oldukları günlere göre onların da seveceklerini düşündüğümüz çeşitli görevler veriyoruz. Örneğin kimi sosyal bilimler alanında okuyor, ya da arkeoloji okuyor, sanat tarihi okuyor diyelim ki. Kimi zaman bir grubun liderliğini ona veriyoruz ve hani sanki bir rehber gibi bütün gün çocuklara o anlatıyor. Bir diğeri fotoğraf çekmeyi seviyorsa o günün fotoğrafçısı o oluyor. İşte fotoğraf makinesini alıyor vakıftan ve bütün gün çektiği fotoğraflar daha sonra Kültür Karıncaları bültenine fotoğrafı oluyor. İşte ne bileyim, psikoloji okuyorsunuz diyelim, bu alanlara merakınız var. Çocuklarla iletişim konusunda bize çeşitli katkılarda bulunabilirsiniz. Ya şunu ne kadar güzel yapıyorsunuz ya da işte şöyle gözlemlerim var, çocuğa şöyle davransanız belki daha iyi olur diye. Yani biz gönüllülerimizi aslında, gönüllüye tabii her STK'nın her zaman ihtiyacı var. Mümkün olduğunca onların ilgi alanları ve sevdiği konular üzerinde onlardan destek almaya çalışıyoruz ki yani bu her iki taraf için de çok daha verimli oluyor tabii. Diğer söylediğim çalışmalarda öyle hani pergedeki sütunu dikmek gibi konularda pek fazla gönüllü alanı yok orada. O biraz daha idari yönü ağır olan bir iş. Ama Kültür Karıncaları, işte şu anda devam eden Beşiktaş Yerel Tarih Projesi gibi araştırma konu alanlarımızda her zaman bu alanlara meraklı gönüllüleri kapımız açık, memnuniyetle bekliyoruz. Son olarak bize özümüzü hatırlamamıza sebep olabilecek bu röportaj için ben çok teşekkür ediyorum size ve vakfınıza. Buradan değerli okurlarımıza ve psikoloji öğrencilerine ne söylemek istersiniz?
Ben öncelikle teşekkür ederim sizlere. Hani hem biz de böyle bir gruptan ve yayınınızdan haberdar olduk. Biz de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir defa hepinize başarılar diliyoruz tabii ki. Kendi bütün öğrencilerim yani psikoloji ya da yan dalları olsun hani kendi kişisel alanlarınız, kariyerleriniz ve bilimsel çalışmalarınızda çok sonsuz başarılar dilemekle beraber gerek öğrencilik döneminiz gerekse sonrasında sivil topluma her zaman desteğinizi bekliyoruz. Çünkü yani ikisi birbiriyle biraz eş zamanlı at başı gitmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani hem kişisel kariyer, akademik kariyer ya da profesyonel yaşam sivil toplumla ilişki açısından bir engel teşkil etmemeli. Tam tersine nereler nasıl eklemlenebilir? Bunu her zaman insan kendisine sorgulamalı. Çünkü çok fazla alan var. Türkiye gibi bir ülkede çok fazla yapılacak şey var. Hem doğa, hem çevre, hem insan, hem kültür varlıkları bakımından. Bu konuda hani farkındalık etkin olursa, antenler açık olursa herkes bence kendi hayatında mutlaka bir işbirliği olanağı bulacak ve buna bir el atacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim tekrar Değerli davet ettiğiniz temennileriniz için ben de çok teşekkür ederim. Aynı zamanda ben de vakfınızdaki çalışmalarda başarılar diliyorum sizlere. O zaman görüşmek üzere diyorum. için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.